Esselamu aleykum. Aziz dostlarım, kardeşlerim. Hepinize enişten selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Bartın Ebu Derda Camii'nden sizleri selamlıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en güzel hizmetlerinden birisi olarak tavsif edebileceğimiz 1993 yılında neşredilen Riyazu Salihin tercümesi. Diyanet İşleri Başkanlığımızın şu ana kadar sitayişle bahsedebileceğimiz eserlerinden bir tanesi Tecrid-i Sarih'in tercümesini de yıllar önce yayınlamıştı. Zebidi'nin 12 cilt olarak tercüme edildi. 13. cilti Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından benim de yüksek lisans tez danışmanım merhum Profesör Doktor Müşteba Uğur ve 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi merhum öğretim üyelerinden Mehmet Cemal Sofuoğlu tarafından 13. cilt olarak fihristi yayınlanmıştı. En son Riyazu Salih'in tercümesi bildiğim kadarıyla 2013 yılında Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar ve Profesör Doktor Bünyamin Erol hocalarımız tarafından tercüme edildi. O tercümelerden daha önce yayınlanan elimdeki bu tercüme Diyanet İşleri Başkanlığımızın güzel bir hizmeti. Musannıf Şerefüddin en-Nevevi. Nevevi'nin bu eseri gerçekten İslam aleminde büyük bir revaç bulmuş. Merhum Diyanet İşleri Başkanımız Hasan Hüsnü Erdem'in ve Kıvamuddin Burslan'ın tercümesiyle yayınlandı. Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara'da neşredilen bu eser 3 cilt halinde hala pek çok camimizde eski nüshaları bulunmakta. Benim de inşallah öğle namazını eda edeceğim bu camide bu eser karşıma çıkınca sizlere bir takdim ve tavsif etmek istedim. Birinci cildinin hemen altında 14. baskı olduğu ifade ediliyor. Dilimize çevirenler Kıvamettin Burslan merhum müşavere kurulu üyesi Hasan Hüsnü Erdem merhum Diyanet İşleri Başkanı olarak tavsif ediliyor. Altıncı Diyanet İşleri Başkanımız Hasan Hüsnü Erdem'in 2015 yılında Antalya'da bir sempozyumda düzenlenmişti. Mukaddime olarak hadis ve sünnet bağlamında tercümeleri yani hem ıslah anlamları hem de lügat anlamları zikrediliyor. Hadis tahdisten isimdir ve haber vermek demektir. Sonradan Peygamber aleyhissalatu vesselama nispet olunan söz, İş yani fiil ve takrirlerden bir isim olmuştur. Bir manası da sonradan olan yani kadim olmayan demektir. Bu manaca hadis Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'a mukabil yani Kur'an'dan gayri bir söz olarak mülahaza olunmuştu. Hadis kelimesi Kur'an'da haber, eser, gerçek söz, Kur'an, İbretler, kıssalar, Kur'an'dan başka söz gibi muhtelif
manalarda varit olmuştur. İşitmek suretiyle uyanık veya uyku halindeyken vahiy ile insana gelen her kelam da bir hadistir. Hadis ilmiyle meşgul olanlara göre hadis, haber, eser her üç manaya da gelir. Nebi Aleyhisselatu Vesselam'a izafe olunan söz, yani Kur'an olmayarak buyurdukları sözler, kendisinden sadır olan iş, takrir ve ahvali demektir. Kısa kısa eserin de tanımı yapılıyor. Eser, haberin hadisten eam olan yani daha geniş olan manasına müradiftir. Yani ortak manayı taşımaktadır. Sahabeden rivayet olunanlara eser denildiği gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kelamına da eser ıtlakı caizdir. Mutlak olarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi denildiği zaman peygamberliğinden sonraki sözlerinden, işlerinden, ikrarından, tahdis ve rivayet olunan şey manasınadır. Çünkü peygamberin aleyhissalatu vesselam sünneti bu üç yönde sabit olmuştur. Binaenaleyh peygamberin söylediği aleyhissalatu vesselam bir haber ise onu tasdik etmek vaciptir. Eğer icap yahut tahrim yani haram veyahut ibaha yani helal olan durum yönünden bir teşri ise ona ittiba etmek vaciptir. Çünkü o Allah'tan haber verdiği hususlarda hatadan masumdur. Yani hatadan uzaktır. Binaenaleyh o peygamberin haberi haktır. Nübüvvetin manası da Allah kendilerine gayipten haber verir. Onlar da bu haberi insanlara tebliğ eder de mana gayipten haber manasına gelmektedir. Yani nasa insanlara haber vermek anlamına gelmektedir. Nübüvvet yani peygamberlik bunu mutazammındır. Resul halkı davet ve Allah'ın risaletini onlara tebliğ etmeye memurdur. İmam Takiyüddin İbni Teymiye bu konuda beyan buyurmuştur. Sünneti ise şöyle tavsif etmektedir. Sünnet, Arap dilinde eski ve maruf bir kelimedir. Lügat manası mutat bir yol demektir. Mutlak söylendiğinde güzel söz manasına gelir. Bazı kayıtlarda kullanıldığında kötü yol anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimizin bu konuda beyan buyurduğu gibi men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha. Yani sünnet kim iyi yolda bir yol yani ister bu biraz önce Riyazu Salihin'in girişinde de ifade edildiği gibi iyi yol ya da kötü yol seyyiye anlamına gelir. Kim iyi yolda bir çığır açarsa yani bir iyilik yaparsa onun yaptığı iyilik ya da açtığı çığır kendisine aittir. Yani mükafatı kendisine aittir. O çığırdan gidenlerin mükafatı da onun mükafatı eksilmeksizin ona yüklenir. Yani ona hisse olarak verilir. Burada men senne sünneten haseneten hadisinin tavzifi olarak Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde de sünnet kelimesi devamlı adet, gidilen yol, alemin nizamında görmekte olduğumuz tabii kanunlar, Allah'ın hükmü, emirleri ve nehiileri, milletlerin hayatında, ilerlemesinde, gerilemesinde, yok olmasında Allah'ın değişmez kanunları manalarına gelmiştir. Bununla ilgili Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan hem lisans, hem yüksek lisans, hem doktora da hocam olan Profesör Doktor Mehmet Hayri Kırbaşoğlu'nun geniş bir tanımı vardır. O sadece söz, fiil, takrir değil, Hazreti Peygamber'in günlük yaşamdan tutun, ticaretten tutun,
devletler arası ilişkilere kadar. Pek çok alanda sünneti hem hayatımıza bir rehber, hem bir gidişat, yol, yani bir yaşam tarzı olarak ifade etmektedir. Bunu İslami Araştırmalar Dergisi'nde hocamız makale olarak neşretti. Ardından İslam düşüncesinde sünnet kitabında da izah etti. Yani sünnet yaşamın tamamını ilgilendiren bir sistemdir. Devamında şer'i ıslaha göre sünnetin manası şöyle izah edilmektedir. Peygamberimizin yaptığı işlerin peygamberlik vazifesini, insanlara tebliğ edişini, fiili ve ameli tevatür ile rivayet ve nakledilmiş olan keyfiyettir şeklinde izah ediyor. Talat hocamızın da ifade ettiği gibi hem hadisçiler hem usulcüler sünneti farklı anlamlarda ele almışlardır. Hadis usulcülerine göre sünnet, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın doğumundan vefatına kadar bütün söz, fiil ve takrirlerini ifade ederken, fıkıh usulcülerine göre sadece Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hükme dair, yani kadaya dair sözleri, fiilleri ve takrirleridir şeklinde dar bir manada ele alınmaktadır. Burada usulcülere göre sünnetin tanımını bizzat okumak istiyorum. Usulcülere göre sünnet, Peygamber Efendimizin Kur'an'dan başka olarak sözleri, işleri, takrirleridir. Bunlara göre sünnet hadistir. Peygamberin sözlerine kavli sünnet, işlerine fiili sünnet, Müslümanlardan birinin söylediği veya işlediğini gördüğü veyahut işittiği ve bildiği halde onu ret ve inkar etmeyişi de takriri sünnettir. Burada Müslümanlardan kasıt sahabe-i kiramdır. Sahabe-i kiramdan, Müslümanlardan birinin bir şey yaptığını görüp veya işitip de onun kötü olduğuna dair bir şey söylememesi, onu kabul ettiğine dair delil sayılıyor ki takriri sünnet budur. Bu manaya göre sünnet üç kısımda mütalaa edilmektedir. A. Hadis, yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın Kur'an'dan başka söylemiş olduğu sözleri. B. Peygamber aleyhissalatu vesselamın işleri, fiilleri yani. C. Sükutuyla takrir ve tespit ettiği şeylerdir. Bu manaca sünnet, dinin şer'i hükümlerinin kaynağının ikincisi olmuştur. Şeriatın temel dört esası vardır. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Burada ikincisine işaret ediliyor. Müçtehitler Kur'an gibi sünnetten, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sözlerinden, işlerinden, sükut ve takrirlerinden ve şer'i hükümler çıkardıkları ifade edilmektedir. Kur'an'ın maksadını anlamak için icabında sünnete başvurmuşlardır. Bundan dolayıdır ki din bilgileri İslam'ın esas kaynağı kitap ve sünnettir derler. Aynı zamanda bu manaca sünnet hadisin müradifidir. Yani eş anlamlısıdır. Sünnetin bu gibi nev'inden dolayıdır ki din alimleri onu ayrıca incelemişler. Sahih Ali olup olmaması, kabule şayan olması, kendileriyle şer'i bir hüküm sabit olup olmayacağı, Allah'ın kitabı Kur'an'a nazaran mevkii ve ona tesiri bakımından hüccet yani delil olup olmayacağına, sünnetin aksamına müteallik hususlar ve bahisler ayırmışlardır, diyor kitabın başında. Fakihlere göre sünnetin manasını da buradan okumak gerekirse, sünnet kelimesi fakihler farz ve vacip olmayan yani delaleti kat'i yani kesin olmayan bir delil ile işlenmesi istenen bir işin şer'i sıfatı manasında kullanmışlardır. Böylece bir iş işleyen sevap kazanır. Fakat işlemezse ikaba yani cezaya uğramaz.
Usulcülere göre sünnet şer'i delillerden biridir. Şu hüküm sünnetle sabit olunmuştur denildiğinde Kur'an'la değil anlamındadır. Demek ki fakihlere göre sünnet kat'i olmayan bir delil ile sabit olan şer'i bir hükümdür. Bu iş sünnettir denilir ki farz veya vacip değildir manasınadır. Bu manaya göre sünnet şer'i hükümlerden bir hüküm olup delil değildir. Sabah namazının sünneti, akşam namazının sünneti, abdestin sünneti gibi. Buraya kadar geçen izahattan anlaşıldığına göre sünnet kelimesinin dört manası vardır. Bir, lügat manası. İki, İslam'ın ilk devirlerinde şeriat ıslahındaki manası. Üç, usulcülere göre manası. Dört, fakihlere göre manası. Peygamberimizin burada vazifesi, sünnet ve hadisin mevkii anlatılıyor. Bunun en güzel örneklerini Kur'an zaten zikrediyor. Birilerinin ifade ettiği gibi Hazreti Peygamber sadece bir mübelli yani tebliğci değil, aynı zamanda Kur'an ayetlerini açıklayan, onları izah eden, namazın nasıl kılındığını, zekatın nasıl verileceğini, haccın nasıl yapılacağını, haccın yani menasikini, namazın erkanını, abdestin nasıl alınacağını, hactaki rükünleri açıklayan, zekatın nisap miktarını, hangi envalden yani zekat verileceğini, bu zekatın nisap miktarı nedir? Yani altından, gümüşten zekat verilir mi? Maşiye dediğimiz otlayan hayvanlardan merada ya da bakım yerlerinde, ahırlarda beslenen hayvanlardan zekat verilip verilmeyeceği, verilecekse kaçta kaçı verileceğiyle ilgili Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti yani hadislerde beyan edilen esaslar Kur'an'daki ayetleri açıklamıştır. Örneğin namazı dosdoğru kılın. Namaz muayyen saatlerde kılınmak üzere müminlere farz kılınmıştır mealindeki ayetleri nasıl anlayacağız? Yine örneğin bu ayetlerin tefsiri nasıl yapılıyor? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "Sallu kema raitumuni usalli" hadisinde olduğu gibi beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız öyle namaz kılınız buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki mücmel olan yani temel esasların verildiği ama izahı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı ibadetlerin çeşitleri, erkanı, farz mıdır, sünnet midir? Örneğin sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farzdır. Bunlar nasıl kılınacaktır? Bunlarda hangi sureler okunacaktır? Örneğin Fatiha suresi nerede okunacaktır? Fatiha'dan sonra herhangi bir sure okunacak mıdır? Fatiha yegane namazda yeterli bir sure midir? Ya da Fatiha dışında okunacak surenin miktarı ne kadar, kaç ayet olmalıdır? Bunlarla ilgili izahlar sünnetten alınmak durumundadır. Yine örneğin Kur'an'da zekatın farz olduğu yazılıdır. Lakin zekat ne gibi mallardan verileceği, ne kadar malı olana zekat vacip olduğu, kaçta kaç verileceği açık değildir. Hac da böyledir. Bunları birer birer izah eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri yani sünnetidir. Kur'an'ın hamrin yani haram olduğunu söylediği şeyler nedir? Hamır nedir? Maksat hamrdan nedir? Hangi içkilerdir? Miktarı ne kadardır? Bunları beyan eden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleridir. Burada ben özellikle yaşadığım bir hatırayı zikretmek istiyorum kardeşlerimin özellikle nazarları dikkatine almalarını kendilerinden rica ediyorum. Medine'de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şeriflerine yakın
Otelin hemen karşısında şeriat mahkemesi vardı. Öğle namazına giderken oradan çıkan bir görevli, acaba bu hakim midir? Burada çalışan bir zat mıdır? Avukat mıdır? Yanına yaklaştım. Kendine Arapça bazı sualler tevcih ettim. Dedim ki, yani buraya gelen, şeriat mahkemesine gelen, siz mahkumların elini mi kesiyorsunuz? Ya da nasıl bir işlem yapılıyor burada? Kendisini takdim etti. Orada görevli, yani muvazzaf bir memur olduğunu ifade etti. Hayır dedi. Polis yakala, suçluyu getirir. Burada suçu tespit edilir. Gerçekten suçu sabit olup olmadığı ifade edilir. Ondan sonra işlem başlar. Hani biz hemen duyduğumuz şu, orada suç işleyenin hemen elini kesiyorlar. Hadislerde de bunun miktarı vardır yani. Her suç için el kesme cezası illa da tereddüt etmez. Yani hangi durum haramdır, hangi durum helaldir, hangi durum el kesmeyi muciptir, hangi durum adi bir suçtur? Yani oradaki örneğin bir misvağı çalan hemen eli mi kesilir? Oradaki bir tesbihi alanın hemen eli mi kesilir? Yani böyle oradan duyduğunu hemen gelip servis eden kardeşlerimizin sünnete baktıklarında hata ettiklerini görüyoruz. Yani belirli bir miktara ulaşması gerekir ki hadislerde bu miktarlar açıklanıyor. Ondan sonra el kesme cezası tereddüt edilir. Yani görülüyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından kendisine vahyolunan ayetlerin bizzat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından izah edildiğini, izaha muhtaç olduğunu görüyoruz. Yani salt Kur'an ayetleriyle bizim İslam'ı yaşamamız mümkün değildir. Onun için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bunları nasıl beyan etti, namazı nasıl gösterdi, örneğin abdesti nasıl izah etti, bununla ilgili hadislerde geçen bir hususu zikretmek istiyorum. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabından birisini çağırıyor. Gel diyor, elime su dök, Cebrail'in bana nasıl abdesti öğrettiğini sana göstereyim. Bu Hazreti Ali radıyallahu anh'ın fiilinde de var. Namazdan çıktı diyor sahabe-i kiram. Hazreti Ali abdest aldı. İşte görüyor musunuz? Ben nasıl abdest alıyorsam Hazreti Peygamber de bu şekilde abdest aldı diyerek gösterdi diyor sahabe-i kiram. Yine örneğin Kur'an ile hadisin derecesi aralarında fark nedir? Onlar izah ediliyor. Yine dini ve şer'i ahkam hususunda sünnet umumi midir, hususi midir? Örneğin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki sahabe-i kiramdan iki kişi niza deriz biz halk arasında. Bir hükümde, yani örneğin ortaklık durumunda tarladaki hububatın ayrılması durumunda nizaya düştüklerinde nasıl Hazreti Peygamber onlara hüküm verdi? Ya da örneğin iki sınır işgalinde biz ona en diyoruz ya da bazı yerlerde an diyor. An ihlalinde ya da iki tarlanın birbirine sınırı dahil mi hariç mi, böyle bir nizada Hazreti Peygamber kaza dediğimiz hükmü nasıl verdi yani? Sahabe-i kiram Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu bu icraattan eğer kendi dönemlerinde halledemedikleri bir durum varsa o duruma kıyasla icmaya varmışlardır. Yani bir görüş birliğine varmışlardır. Hazreti Peygamber buna yakın bir meselede böyle bir karar verdi. Bizim meselemiz de buna yakın bir mesele. Biz de böyle bir hükme varıyoruz demeleri sahabenin icmadır. Yani sahabenin icma ettiği yerde dört mezhebin imamlarının tamamı durmuşlardır, ileri geçmemişlerdir. Yani Kur'an, sünnet ardından icmayı kabul etmişlerdir. Ama örneğin tabiinin bu konudaki kıyasına ya da icmana itirazlar vardır. Özellikle İmam-ı Azam kendisi zaten tabidir, sahabeyi görmüştür. O şöyle diyor,
Hümur rical, nahnu rical. Yani tabiin adamsa biz de adamız. Yani biz de kıyas ile bir takım meseleleri çözeriz demek istiyor. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife, Ahmet bin Hanbel, İmam Malik ve İmam Şafii sahabe bir konuda icma ettiyse orada durmuşlardır. İleri geçmemişlerdir. Ama bugün hani asrımızda bize Kur'an yeter diyenler, siz neresindesiniz sünnetin? Hazreti Peygamber'in hadisinin neresindesiniz yani? Neyi temsil ediyorsunuz siz? Bize Kur'an yetseydi biz nasıl namazı kılacaktık yani? Bize Kur'an yetseydi haccı nasıl yapacaktık? Nerede ihram giyecektik? Örneğin mikat mahalli nedir? Bu mikat mahallini geçtiğimizde bize tereddüt eden ceza nedir örneğin? Üzerimizde ihram varken oradaki örneğin hayvanı öldürdüğümüzde bunun cezası nedir? Kur'an'da bunları gösterebilir misiniz bana? Örneğin Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam tavafı nasıl yaptı yani? Tavafı nereden başlattı? Biz biliyoruz ki Hacerül Esved'i soluna alarak tavafı başlattı. Bugün biz oraya yeşil direk diyoruz ya da orada yeşil bir lambadan başlıyor tavaf. Niye saat istikametinde değil de saatin ters istikametinde tavaf yapılıyor? Hiç bunları düşündünüz mü yani? Kur'an bize yetseydi, Kur'an'da tavafı nasıl ifade edecektik? Nerede Kabe'yi nasıl tavaf edecektik? Kabe'nin neresinde başlayacaktık yani? Nerede örneğin Hacerül Esved'i istilam yani selamlayacaktık? Örneğin Ruknu Yemani selamlanacak mı yani? Orada biz nasıl ziyaret namazı kılacaktık? Ya da Kabe'nin etrafında kaç defa dönecektik yani? Biz biliyoruz ki Hazreti Peygamber'in uygulamasında her dönüş bir şart, yedi dönüş bir tavaftır yani. Ya da Safa ile Merve arasında sa'y yapacak mıydık yani? Hani erkeklerin koşma ile yürüme arasında hızlı bir şekilde yürüdüğü hal olacak mıydı yani? Bunları Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetlerinde gösterebilirsiniz bana? Bir arkadaş panelde zikrettiği komik bir durumu zikretmek istiyorum. Hadis inkarcıları yani münkirul hadis namazın rekatlarını bulmuşlar. Nasıl bulmuşlar? Kur'an-ı Kerim'de sülase ve ruba ayeti var. Yani meleklerin kanatları ile ilgili bu. Onlar işte üç rekat namaz bu ayette var. Nasıl? Sülase ve ruba. Yani buna kargalar bile güler yani. Biz hadisin ve sünnetin Kur'an-ı Kerim'i izah eden, Kur'an ayetlerini tefsir eden, Kur'an ayetlerinde temel prensipleri, temel vaz edilen prensipleri bizzat açıklayan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın tavziine muhtaç olduğunu ilmen de ortaya koyuyoruz. Senet nedir, isnat nedir onlara yer veriliyor. Hadisin, sünnetin geçirdiği devreler anlatılıyor. Sünen sahipleri, özellikle biz kütüb-i sitte diyoruz bunlara. Örneğin Ebu Davud'un süneni, Et-Tirmizi'nin süneni, İbn-i Mace'nin süneni, En-Nesai'nin sünenine burada yer veriliyor. Sonra İmam Nevevi'nin hayatına yer veriliyor. İmam Nevevi'nin doğumu 631, vefatı 676. Yani kısa bir ömründe Riyazu Salihin gibi İslam aleminde büyük hüsnü teveccüh görmüş ve birinci ciltini incelediğimiz gerçekten pek çok tercümesi yapıldı. Pek çok İslam aleminde şerhi yapıldı. Bunlardan ben Türkiye'de özellikle hadis ilmine gönül veren kardeşlerimize Erkam Yayınları'nın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir, Profesör Doktor İsmail Lütfü Çakan, Profesör Doktor Raşit Küçük hocalarımızın 8 cilt halinde neşredilen Riyazu Salihin şerhini tavsiye ediyorum. Bu elindeki Kıvamettin Burslan'ın ve Hasan Hüsnü Erdem'in tercümesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1993'te Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan tercümesi. Özellikle ben Riyazu Salihin'in burada
birinci eser olarak zikredildiğini ardından Erbain'ün Nevevi yani Nevevi'nin 40 hadisi, bu da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 40 hadis şeklinde basıldı defalarca. Sonra Minhaç yani Müslim bin Haccac'ın Cami-i Sahih'ine yapılan şerhi Türkçe'de tercüme edildi. Dördüncü olarak Sahih-i Buhari'ye kısmen yazdığı şerh. Beşinci olarak hadis usulü diyebiliriz. Et-Takrib ve Tesir li Marifeti Sünenil Beşir ve Nedir. Yani müjdeci ve korkutucu Peygamber aleyhissalatu vesselamın bilinmesinde kolaylaştırma ve yakınlaştırma, yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadisinin ve sünnetinin bilinmesi. Tehzibul Esma ve Lügat, ben bu eseri kullanmıştım. Yani rical ilmine dair bir eser. Ravilerin hayatlarını kısa kısa inceliyor. El İrşad, Hilyetul Ebrar ve Şiarul Ahyar fi Telhisid Davatil vel Ezkar. Özellikle Ezkar'ı çok meşhurdur. Nevevi'nin defalarca basılmıştır. Tercümeleri de vardır. Yani bir nevi dua kitabı mesabesinde bir kitaptır. Ezkar yani zikirler kitabı. Et-Tıbyan fi Adabı Hameletil Kur'an, Mekasidun Nevevi, Minhacut Talibin, Ravzatut Talibin ve Umdetul Muttakin, Tasihut Tenbih, İzahu fil Menasik, El Mecmu ve Tabakatul Fukaha olmak üzere 16 eserine yer veriliyor. Birinci hadisi zikretmek istiyorum, tercümesini. Hepimizin bu hadisler malum âli. Biz Anadolu'da amellere, niyetlere göredir şeklinde bir izahta bulunuruz. Yani ameller niyetlere göredir. Benim maksadım bu değildi, şuydu deriz. Nebevi'nin kitaplara göre ayrılmış eseri Riyazu Salihin'i, ben ilk hadisini zikretmek istiyorum. Bütün bablarda Nevevi'nin spot başlık diyebileceğimiz, serlevha diyebileceğimiz ayetlerle başlıyor. Örneğin İhlas'la başlıyor. Burada Estaizu Bismillah قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Yani dini sadece Allah'a halis kılarak ibadeti sadece Allah için yapmak. Hunefâ ve yuqîmu salâ ve yu'tu zekâte ve zâlike dînul kayyime. Beyyine suresindeki 95. sure 5. ayeti serlevha olarak Nevevi alıyor. Buradan tercümesini de arz etmek istiyorum. Onlar dini Allah'a halis kılarak, yani Allah için batıl dinleri bırakıp tevhid dinine teveccühle yalnız Allah'a ibadet, namazı düz dosdoğru kılmak yani dürüst kılmak şeklinde tercüme edilmiş, zekat vermekle emrolunmuşlardır. İşte doğru din budur. Peki bu hadisler olmasa biz bu doğru dini nasıl anlayacağız? Namazı nasıl kılacağız? Biraz önce zikrettiğim gibi sevgili Peygamberimiz beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız öyle kılınız buyuruyor. Örneğin sabah namazının iki sünneti, iki farzı, öğle namazının dört sünneti, dört farzı, iki son sünneti, ikindi namazının dört sünneti, dört farzı, akşamın üç farzı, iki son sünneti, yatsının dört ilk sünneti, dört farzı, iki son sünneti, üç vitri biz nasıl öğrenecektik? Onları nasıl kılacaktık? Hangisi farz, hangisi sünnet? Hangi rükunda ne yapacaktık? Yani rükû nasıl yapılacaktı? Nasıl eğilecekti rükûya? Secde kaç defa yapılacak yani? Bunlarla ilgili tavzih Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadislerinde ve sünnetinde var. Örneğin burada Ömer bin El-Hattab'ın rivayet ettiği, pek çoğunuzun da belki manası yönüyle bildiğiniz hadisi zikretmek istiyorum. İnnemel a'malu bin niyat ve innemâ likulli imrin mâ nevâ. Femen kânet hicretuhu ilallâhi ve rasûlihi
fehicretuhu ilallahi ve rasulihi. Ve men kânet hicretuhu lidunya yusibuha ev imraatin yenkihuha fehicretuhu ma hacera ileyhi. Yani ameller niyetlere göredir. Kim hangi işi ne niyetle yaptıysa ona göre muamele görür. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin hicreti bir dünyalığa ya da bir kadına ise onun hicreti o dünyalığa ve kadına hicrettir. Bunu Hazreti Peygamber'in söyleme sebebini yani vurudunu da arz etmek istiyorum. Kur'an'da nüzul, sünnette ise vurut vardır. Yani ayetlerin iniş sebebi, hadislerin söyleniş sebebi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret eden bir hanımefendiye, bir sahabiye, nikah teklif eden, evlilik teklif eden bir beyefendiye, bir sahabiye verdiği cevap çok manidardır. Benimle hicret edersen seninle evlenirim dedikten sonra Hazreti Peygamber bu hadisi söylüyor. Onun için ameller niyetlere göre kim hangi işi yaptıysa ona göre muamele buyurulacak. Nevevi'nin arz ettiğimiz birinci ciltinde 570 hadis vardır. Kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Yine Nevevi'nin Kıvamettin Burslan ve Hasan Hüsnü Erdem hocamızın eski 6. Diyanet İşleri Başkanı tarafından tercüme edilen hadisinde toplam 1380. hadisin tercümesi vardır. Son olarak 6. Diyanet İşleri Başkanımız Hasan Hüsnü Erdem'in tercüme ettiği ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından neşredilen Riyazu Salihin'de ...1928 hadis vardır. Kardeşlerimize Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından neşredilen 3 ciltini takdim ettiğim Riyazu Salihini okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum.